Ayşe Hanım'da görüşüyoruz biz. Daha önce de Lütfet bizi evine kabul etmişti. Şimdi iadeyi ziyaret oldum. Adalet isteyen bir annem, yüreği acı dolu bir annem. Adaletin gerçekleşmesi için mücadele eden bir annem. Tehdit ediliyor. Tehdit edenlere şunu söylemek isterim. Yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin. O adalet istiyor. Başka bir şey istemiyor ki. Adalet isteyen herkese sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bizim onur borcumuz, namus borcumuzdur. Biz bunu yapıyoruz sadece. Şunu da sormak istiyorum. İlk görüşen isimlerden birisiniz Ayşe Ateş'le. Evet. O zamandan bu zamana davaya, sürece baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz? Epey ilerlediğini biliyorum. Bütün baskılara rağmen, savcı değişikliklerine rağmen delillerin önemli bir kısmının toplandığını biliyoruz. Davayı da yakından takip ediyoruz. Adalet gerçekleşinceye kadar takip etmeye de devam edeceğiz. Yani şu anda hem CHP'li kimi siyasetçiler, kimi gazeteciler bu davayı takip eden, kimi siyasi kanatlarında hedefi konumunda bu tehditvari söylemlere ne söylemek istersiniz? Adalet isteyen hiç kimseyi tehditler yıldıramaz. İstenen ne adalet? Ortada bir cinayet var. Failler var. Bu faillerin yakalanması, adaletin karşısına çıkarılması, varsa cezaları, cezaların çekmeleri gerekiyor. Bir başka bir şey istenmiyor ki. Adalet istemek ne zamandan beri suç olmaya başladı? Adalet istiyoruz, herkes istiyor. İşini kaybeden, yüreği acı dolan bir anne adalet istemesinde ne yapsın? Adalet istiyor, başka bir şey istemiyor ki zaten. Peki. Ayşe Hanım, siz ne söylemek istersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'na sürecin en başından beri, Sinan'ın katledildiği günden beri hep yanımızdaydı. Hep bize destek oldu, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine, teşekkürlerimi ilettim. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yine yanımızda olmasını istedim. Kendisini duruşmaya davet ettim. Sağ olsun o da geleceğini söyledi, bizi çok memnun etti. Değerli fikirlerini, görüşlerini bizimle paylaştı, önerilerini sundu. Ben de süreçle alakalı kendisine bilgi verdim, görüşmelerimden bahsettim. Çok güzel bir sohbet oldu. Birlikte güzel vakit geçirdik kızlarımla birlikte. Kemal dedelerine karnelerini gösterdiler onlar da. Öyle. Karneler çok başarılı. Evet. Karneler çok güzel. İnşallah. Evet. Sağ olsun, adalet yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmayacak. Yine en başında olduğu gibi sonuna kadar bizimle beraber olacak.